Yine bir genel kültür videosuyla karşı karşıyayız. Bu videonun konusu arz ve talep. Arz ve talebin ne olduğunu çok iyi anlamamız lazım. Ama tabii ki yine üniversite derslerinde anlattığım gibi biraz daha hani light bir şekilde anlatmaya çalışacağım. O yüzden çok ağır bir finansal işletme videosu beklemeyin benden. Ya da ekonomi. Arz talep şudur. LinkedIn makalesinin tarihinde söyleyeyim. Ne zaman yazmışım? 2016'nın ocağında. Şöyle anlatıyorum. Ben böyle seviyorum. Arz senin canının bir şeyi çektiği zaman sana sunulmasıdır. Talep de gidip onu almandır. Yani iPhone arz edilmez aslında piyasaya. Çünkü zaten talebi vardır, kapış gider. Adamın başka seçeneği yok. Sen diyebiliyor musun? Ben pembe iPhone istiyorum. Diyor mu sana? Evet, pembe iPhone. Yani senin oradaki talebin sahte bir talep. Yani sen istediğin kadar talep et, verileni alıyorsun. Benim bahsettiğim biraz daha serbestliğin olan arz ve talepler. Tabii ki iPhone'un piyasaya sunulması da bir arzdır. Ama patlamış mısırı düşün. Patlamış mısır normalde evde 3 liraya tıksıra yani kanepeyi doldur, kanepede otlan böyle. O kadar fazla patlatabileceğin 3 liralık malzemeyle 7 sülalen doyar. Ama sinemaya gittiğin zaman patlamış mısır pahalı. Niye? Her şeyden önce sokaktasın, gidiyorsun, patlamış mısır koktu veya işte kestane koktu. O kokan patlamış mısır, gittin tezgahçı abinin yanına, dedin ki işte bir kese kağıdı ne kadar, ben camış gibi yesem doyacağım kadar kese kağıdı patlamış mısır ne kadar? Diyor ki 3 lira. Veriyorsun 3 lirayı. Çünkü bu karşılanabilir bir talep. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sen onu alıyorsun. Şimdi ama şöyle bir şey var, adamın da evi beslemesi lazım. Adam 3 liradan satılıyor diye 9 kilo mısır patlatmış. Sen sadece gündüz onun 100 gramını aldın, öbürü 100 gram, 1 kilosu gitti. 8 kilo arz fazlası çıktı, satamadı. Bu durumda ne yapıyor mısırcı? Piyasa şartlarına bakıyor. Çünkü arz talepte piyasa şartları önemli. Diyor ki öbürü diyor mısırı 10 liraya kadar satıyor. Aga diyor, ben de o zaman diyor mısırı bundan sonra 7 liraya satacağım. O zaman diyorsun ki ben gider evde yaparım mısırı. Deli miyim 7 lira vereyim bir kese kağıdı mısıra? Bu serbest piyasa, serbest müşteri. Burada duralım. Şimdi bu kolay. Çünkü sen eğer 5 liraya fit olursan bir arz talep dengesi olur. Adam piyasaya sunduğu o günkü mısırları satar ve gider. Çünkü mısır öyle hani ertesi güne kalan bir şey değil. Bayatladı mı çöpe gidiyor. Gerçi diyeceksin mısır bayatlasa ne olacak? Öyle düşünme. Yani yüksek pahalı bir şey olduğunu düşün. Bir diğer olay müşteriyi kaybetmek. Bu da eğer ki sen müşteriye çok fahiş bir fiyat sunarsan sokaktaki mısırı satarken customer attrition deniyor buna. Yani müşteri kaybetme korkusu. Müşteri hiç gelmeyebilir. Ya da adın çıkabilir hani kazıkçı diye. Bazı yerler var ki ne yaparsa yapsın kazıkçı adı çıkmıyor. O da şu. Arz ve talebin fahiş olarak dengelendiği yerler vardır. Örnek sinemaya gidersin. Dersin ki işte kız arkadaşımla film izleyeyim. Ya da çoluğum çocuğu ya da tek gidersin. Ne bileyim git bir şekilde. Gittin sinemaya oturdun. Arası oldu. Çıktın tuvalete gideceksin. Allah'ım mis gibi mısır kokuyor. Dur şuradan bir mısır alayım. Ne kadar? 14 lira. Yani mısıra bir koltuk alsan aynı para, öyle söyleyeyim sana. Mısırla sen bir süre sonra yakınlaşırsın o kadar para verince zaten. Yemekle kalmazsın mısırı. Dolayısıyla şimdi 14 lira bir mısıra değer mi? Bak böyle çok kolay değil mi? Yani gittin dedin ki 14 lira yanına içecek. Dışarıda 75 kuruşluk BİM'deki içecek. Orada sana 6 lira. Etti mi 20 lira? Orada tabii sen postayı koyuyorsun. Ne bu canım falan filan. Hatta şey yapıyorsun, dışarıdan içecek sokuyorsun gizli gizli. Sinemada piknik yapan tip gördüm ben. Sinemada niye bir şey yiyor onu da bilmiyorum. Yani o kadar mı aç gidiyoruz? O zaman zeytinyağı dolma, içli köfte, karnıyarık gömelim. Neyse Ramazan günü, bu arada tüm İslam aleminin Ramazan'ını mübarek olsun, atlamayalım. Ramazan günü de rahatsız etmeyeyim şimdi. Film başladı, bu sefer tek değilsin, kız arkadaşın var. Şimdi bak, bu durum ayrı. Şimdi senin canın mısır çekmiyordu ama kız arkadaşının ya da çocuğununki çekiyor. Baba mısır, işte Ayberk bana mısır al, Ahmet bana mısır al, Halukçum koş bana mısır al sana mis gibi kok dedi ya. İşte o zaman talep önce oluşuyor. Orada olay değişiyor. Orada sen gidip de arz fiyatını pazarlık yapamıyorsun. Gidip seve seve talep ediyorsun arz edilen şeyi ve fiyatına bile bakamıyorsun. İşte bu arz talep de bir dengeyi bozar. Çünkü sen piyasaya 10 çuval mısır arz et,
patlak mısırı koy oraya kenara. Onları orada patlatmayabilir. 1 kilosu satılsın tamamının maliyeti çıkıyor. Yani arz talep dengesindeki o 9 kiloluk açığın hiçbir önemi yok artık. Zaten mısırı 14 liraya satıyorsun adamlara. 14 liraya sattığın mısırdan ne zararın olacak? Kilosunu kaça alıyorsun? Eğer bir tık daha iş yani zorlaştırırsak arz talebin matematiksel olarak karışması var. Şimdi sen piyasaya sırf mısır sunmuyorsun sinemada. Yanında şimdi moda oldu fasulye. Şimdi şaşıracaksınız ama gerçekten bildiğin fasulye veriyorlar. Gerçi ona başka bir isim var. Edamame ne başka bir isim var. Güzel bir şey bu arada ama sinemada oturup da fasulye kemirmek komik geliyor Ayşe Kadın. Cips veriyor, taco mako bir sürü şey veriyorlar. Dolayısıyla içinde arzın dengelenmesi de var. Sen istediğin kadar sadece tek üründe arzı dengelemeye çalış. Birden fazla üründe arzı dengelemezsen talep boşa çıkabilir. Yani ketçaplı satıyorsun mayonez yok. Adam ketçap yanında mayonez de istediği için mayonez olmadığı için almıyor ürünü mesela. Veya turşu olmadığı için hamburgeri almıyor. Bunlar da arz ve talebi dengeler ya da dengeyi bozar. Kar zarar dengesi diye bir şey var. Kar zarar dengesi, sen sinemaya giderken hesaplamışsındır. Bu sinema bana en fazla 2 biletten 30 liraya patlar. İşte 45 liraya çıkarsın ya da 60 liraya. İşte o zaman kar zarar dengesi denilen şey ortaya çıkıyor. Arz fazlasının pazarlama başarısızlığı diye bir şey var. O da şu, bazen sinemalarda bu çok oluyor. Hep sinemadan örnek verdim ki kalıcı olsun. Gidiyorsun bir gün öncenin mısırını gerçekten sana ittirebiliyorlar. Bakıyorsun mısır böyle garip böyle omo tadında, alo tadında, deterjan tadında garip bir tadı var. Yumuşak yumuşak. Maalesef bu ahlaki değil. Yani bazen oluyor. Gelelim Law of Demand'e. Law of Demand dediğimiz şey aslında talep yasası. Şimdi talep yasası nedir? Bazen iş tersten gider. Yani mısırla alakası yok. Şöyle bir şey var. Sen koku duymadın. Hiç canın mısır da çekmedi. Gidersin. Kasada, sinemalarda kuyruk çok fazla olur ya ve mısır çok alınır ya. Sen de belki biter kalmaz diye saldırırsın taze mısır patlayan. Gittin kasada kuyruk yok. Koku da yok. Ama adam orada mısırı koymuş kenara. Canın mısır çeker mi? Sevgilini de istemedi. Durduk yere canım mısır çekmez. Yani demezsin ki ya dur şuradan mısır yiyeyim 14 liraya. İşte bu talep yasası. Dolayısıyla arz fazlasının pazarlama başarısızlığından dolayı olma ihtimali de var. Yani adam pazarlayamıyorsa ertesi güne kalır. Belki de o bayat mısırı sana ittirir. Şöyle düşünün. En son ne zaman mısır yediniz? Yani bir yıldır, iki yıldır yemeyen var. Patlamış mısır diye ölüyor musun? Ölmüyorsun. Demek ki yapay bir arz. Yapay bir talep. Bu üç şeyi derslerimde okurum. Alfred Marshall'ın üç prensibini. Üç şey demiş. Bir, okuyacağım özür dilerim. Belli bir piyasada fiyatın, belli bir piyasa fiyatında eğer talep miktar fazlalığı pozitif ise, yani talep miktarı arz miktarından fazla ise, çok talep varsa Türkçesi, o zaman satıcılar tatmin edilmemiş bir talep görüyorlar. Gaza geliyor yani satıcı. Ve istediği fiyata satıyor. Malı fiyatını arttırıyor. Türkçesi eğer daha henüz müşteri çoksa, herkese yetecek kadar iPhone yoksa ittir gitsin 5000 liradan iPhone'u. Eğer talep fazlaysa, negatifse, talep miktarında bir fazlalık varsa ve arz da azsa, o zaman satıcı fiyatı fahişe de çekebilir. Yani çok yükseğe de çekebilir. Eğer ki arz fazla ise, çok fazla arz varsa ve talep yoksa o zaman fiyat gereksiz düşebilir. Bunların günleri ve saatleri vardır. Dönemleri vardır. Yani ilk iPhone 6s Plus çıktığı zaman 3500 liraya alıyorsan, atıyorum rakamları hatırlamıyorum, biraz nefsini tutarsan 6 ay sonra onu daha ucuz alırsın. Edik ilk çıktığında 200 lira kilosunu isteyen ruh hastası yer var. Ama baktığın zaman erik 10 liraya düşüyor gibi. Dolayısıyla taleple arz arasında bir denge vardır. Sen bunu nasıl dengeleyeceksin o. Ama bu videoyu bitirmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Bazen de hani sinemalar hadi neyse sinemadan çıkarsın ama havaalanı gibi yerlerdeki fahiş fiyat uygulamaları, evet oranın kirası çok yüksek biliyorum. Ama oranın kirası yüksek olmasın o zaman. Orası bir devlet işletmesi olsun. Çünkü demeyeceğim ki benim için sorun değil. Herkes için sorundur. Ben de zengin trilyoner değilim çok şükür.
Ama havaalanına öğrenci gidiyor, asker gidiyor, uçması lazım ve kahvaltı etmemiş. Oradaki simit 6 liraya. Bir poğaça 5 lira. Bir çay 6 lira. Yani 4 kişilik aile görüyorum, kahvaltıda çayı paylaşıyorlar. Yani bu kadar üzücü. Çok da duyar kasmayacağım şimdi ama hani aklıma geldi. Dolayısıyla arz talebin dengelenmesinden ziyade arzın vampir olmaması da lazım. Genel kültür olarak artık arz talep nedir biliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mümkünse birilerine abone yapın ya da abone olun lütfen.